Bizim belli başlı üç fay, önemli fay bölgemiz var. Birisi Doğu Anadolu fayı, Karlova'dan başlayıp Elazığ, Malatya, Maraş, Hatay'a giden bir depremimiz şu bölgede olmuştu. Ve bu bölgedeki bu fayların hepsinin aktif hale gelmesine neden oldu. Şubat'ta meydana gelen şu bölge. Bu bölge daha önce de sismik boşluk denilen diye işaret edilmişti. Gürün özellikle bölgesi ve daha Malatya yöresi, Elazığ yöresine baktığımız zaman bu bölgede çok sayıda bilindiği gibi 6 Şubat'ta iki önemli deprem meydana geldi. Bunlardan birisi Pazarcık depremi olarak adlandırıldı 7.7 büyüklüğünde. Diğeri ise Elbistan depremi olarak adlandırıldı. O da 7.6 büyüklüğünde iki deprem. Bu iki depremden birincisi gece sabaha doğru meydana gelen Pazarcık depremi 7.7 büyüklüğündeki bir deprem. Çok sık Türkiye'de çok sık rastlanılan ya da daha doğrusu dünyada çok karalarda çok fazla bu büyüklükte deprem olmaz. Yani hemen kısa sürede art arda olan bir deprem değildir. İki depremin aynı gün olması da çok az yaşanan bir olaydır. Ama bizim bu bölge üç şeyin levhanın birleştiği bir bölge. İşte Arap levhası güneyde, bu batıda Afrika levhası var veya orada bir Akdeniz'in içerisinde Adana mikro levhası var. Kuzeyde ise Anadolu levhası var. Ve bunların çok sayıda faylar var. Bu faylara bağlı olarak işte birincisi Pazarcık depremi, ikincisi Elbistan depremi. Elbistan depremi de Doğu Anadolu fay zonu içerisinde ama Doğu Anadolu ana faya verev olarak giden bir deprem faydır. Dolayısıyla bu ikisi bölgenin 6 Şubat'ta meydana gelen bu iki deprem bölgenin oldukça hareketli hale gelmesine neden oldu. İşte doğuda şeye kadar hemen hemen Elazığ'ın veya Pütürge civarına kadar olan kısım kırıldı. Batıda ise yani daha doğrusu güneye doğru Hatay'a kadar olan kısım kırıldı. 250 yaklaşık 250 kilometre uzunluğundaki fay demiyorum, faylar kırıldı. Çünkü birçok fay vardı. Ve tabii bazı yerlerde 3 metre, bazı yerlerde 8 metreye kadar olan bir atım yani bir kayma meydana geldi. Anadolu batıya doğru, güney batıya doğru kaydı. Dolayısıyla bölge dengesizleşti. Konya'nın doğusundan itibaren Kayseri'ye doğru, yine Sivas'a doğru, yani Sivas'ın özellikle Gürün ilçesi bize yakın olan ilçe olarak yine Malatya, Hekiman ve işte Malatya olan bölgenin tamamı aktif hale geldi faylar. Çünkü bu faylar zaten aktif aslında da fakat henüz deprem üretecek büyüklükte değillerdi. Küçük faylardı. Bu büyük faylar ister istemez buralara bir enerji birikmesi oldu. Bu enerji birikmesine bağlı olarak da burada yeni depremler meydana gelmeye başladı ama özellikle de Doğu Anadolu fay zonu içerisinde bu iki faya bağlı olarak binden fazla, binlerce artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremler halen devam edecektir. Artçı deprem normal olarak ana depremden bir puan daha düşüğe kadar olabilir. Yani 7.7, 7.6'ya kadar büyüklükte bir deprem olabilir ki zaten Hatay'da bunu yaşadık. Daha sonra artçı deprem olarak Hatay'da özellikle Samandağ'ında yaşandı bu deprem. Dolayısıyla ancak depremlerin sayısı ve büyüklükleri gittikçe azalarak devam eder. Ama hemen bitmez. Bunlar yıllarca devam edecek artçı depremlerdir. Bilindiği gibi 2020, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremlerin halen artçıları zaman zaman yaşıyoruz. Ve bu büyüklükteki depremlerin de artçıları 5 yıl, 10 yıl kadar devam edebilir. Yani 10 yıl sonra da yine bir artçı depremi yaşayabiliriz. Gerek Hatay, gerek Maraş, gerekse işte Maraş bu Elbistan'ın batısındaki Savrum fayına bağlı olarak Adana civarında meydana gelen, gerekse daha doğuya doğru işte Adıyaman ve Malatya'da meydana gelen bu depremler
artçı depremler olup bunlar devam edecektir. Ama yani öyle çok büyük artık esas ana deprem gibi büyüklükte depremler beklemiyoruz. Fakat artçı depremler 6 büyüklüğüne kadar da olabilir. Ama bunlar Elazığ civarında mı derseniz Elazığ için biraz daha doğuda, batıda kalıyor. Daha çok Malatya, daha çok Adıyaman, daha o bölgelerde oluşacak veya Hatay'ın daha güneyine doğru işte Samandağ'ında oldu veya belki daha doğru güneye, Suriye'ye doğru artçı depremler meydana gelebilir. Ama onun dışında dediğim gibi Kayseri. Kayseri'de değişik faylar var. O faylarda hareketlenme var. O faylarda da işte 4.4 büyüklüğünde, 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geliyor. Yine Sivas'ta aynı şekilde. Yine vatandaşların çok sıkça sorduğu bir şey, Malatya fayı ile ilgili sıkça soruluyor. İşte yaklaşık olarak Doğan Yolu'nun o civarlardan başlayıp, işte Doğan Şehir'den başlayıp Hekiman'a doğru çıkan, daha sonra oradan Ovacık'a doğru giden Malatya Ovacık fayı var. Bu fay üzerinde çalışmalar tam da daha çok yeterli değil. Ama hemen öyle kısa zamanda büyük deprem üretecek faylar değil. Hareketleri çok yavaş çünkü bu fayların. Dolayısıyla bu faylar üzerinde de zaman zaman yine 4-5 büyüklüğünde depremler oluşabilir. Elazığ'da zaten son depremden sonra binaların büyük çoğunluğu boşaltıldı. Ağır hasarlı veya orta hasarlılar da zannedersem boşaltıldı. Belki boşaltıldı, yıkılmamış olabilirler ama boşaltıldılar. Dolayısıyla bundan sonra meydana gelecek böyle 4.5-5 büyüklüğündeki depremler Elazığ'ı önemli ölçüde etkilemez. Sadece sarsıntı hissedebiliriz ama. Karlova biraz farklı bir bölge. Nasıl Kahramanmaraş o bölgeden bahsederken dedik ki 3 levhanın birleştiği yer. Karlova da Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının birleştiği bir yer. Yani Doğu Anadolu fayı Karlova'dan başlıyor. Bizim Elazığ'dan işte Kahramanmaraş'a doğru gidiyor. Diğeri ise Karlova'dan başlayıp İstanbul'a kadar 1200 kilometre, 1000 kilometreden fazla uzaklığında bir Kuzey Anadolu fayı var. Ama bu fay da tabii tek bir fay değil, parçalardan oluşuyor. Doğu Anadolu fayı da parçalardan oluşuyor. Zaten tek bir fay olsa ve kırılsa çok büyük, onu kıracak depremin büyüklüğünün çok çok büyük olması lazım. Şimdi Karlova'dan bu Yedisu, Bingöl'ün Yedisu bölgesi uzun zamandır burada bir faaliyet yok. Yani deprem oluşmamış. Artık enerji birikimi yavaş yavaş var ve burada yine orta büyüklüğün üzerinde, yani biz şimdi 6 büyüklüğünde, 6.5 büyüklüğündekilerine büyük deprem demiyoruz. Orta büyüklük diyoruz. Bundan daha büyük, yani 6.5'un üzerinde 7'ye yakın, belki 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Ama zamanını bilemiyoruz. Fakat bu bölge böyle bir deprem oluşturmaya gebe bir bölge.